Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 2024 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Bakalım 2024'ün genel etkilerinde neler var? Öncelikle ay düğümleri ve tutulma aksına bakmak istiyorum. Çünkü öncü burçlarda olduğu için sizin için de biraz daha güçlü çalışabilir. Koç terazi aksında olacak yılın genelinde ay düğümleri. Ay düğümleri biliyorsunuz genel yolumuzu, seçimlerimizi, kadersel döngülerimizi özellikle etkiliyor. Çünkü tutulmalar da bu döngü üzerinde oluyor. Kuzey düğüm koç yönünde, güney düğüm terazide olacak. Bu etkilerin benzerleri aslında 2023'ten itibaren başladı. 2023 Nisan'dan itibaren bu aks çalışmaya başladı. Bu yılda devam edecek. Biraz daha hani geleceğinizi düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz. Daha uzun vadeli yapılandırmalar içerisindesiniz. Kuşkusuz buralarda bazı fırsatlar da karşınıza çıkacak. Çünkü koç yönü, kuzey yönü tam da 10. evinizde ve 8 Nisan'da burada bir tutulma var. Koç burcunun 19 derecesinde bir güneş tutulması olacak. İşte bu tutulma kariyer konularında bir seçim getirebilir, bir başlangıç. Toplumdaki statünüzü de tabii ki etkileyebilir. Biraz ailevi konular, işte ilişkiler, evlilik, yuva konuları, iş sorumluluklar ve benzeri alanlarda bir aslında düzenleme içerisindesiniz. Yani işle ilgili bir seçim yaparsanız belki bununla bağlantılı bir yere taşınacaksınız. Belki bir tayin olacaksınız ve benzeri konular olabilir. Ya da bir taşınma konusu olacak. Bununla birlikte iş değiştireceksiniz. İşte evliliktir, ayrılmadır ve benzeri konular da olabilir. Yani tüm bunlar hayatınızda çeşitli şekillerde çalışabilir sevgili yengeçler. Evet, şimdi tabii ki tutulmalar terazi ve koç olarak devam edecek. 25 Mart'taki terazi burcundaki ay tutulması biraz yuva konuları, ev konuları, yaşadığınız yerde bir dönüşüm olabilir, bir taşınma. İşte bir evliliğin bitmesi ya da bir yuva kurmayla ilgili bir tema. Bunları özellikle Mart ayında ve Nisan ayında daha fazla gündeminizde hissedebilirsiniz. Benzer bir tesir de Ekim ayında olacak. 2 Ekim'de terazi burcunda bir güneş tutulması var. Ev almak, emlak almak, işte yuva kurmak isteyen yengeçleri destekleyen bir tutulma bu. Çeşitli şekillerde ailevi alan, özel yaşam gibi alanlarda önemli yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Bazı seçimler yapabilirsiniz. Evet, şimdi şans gezegenimiz Jüpiter yılın ilk yarısında 25 Mayıs'a kadar Boğa burcunda olacak. Bu da size güzel bir destek getiriyor. 11. evinizde olacak. Aslında yıla daha iyimser, daha keyifli başlıyorsunuz. Çünkü hem Jüpiter'den hem Satürn'den olumlu açı alıyorsunuz sevgili yengeçler. Bu da motivasyonunuzun iyi olduğunu gösteriyor. Yılın özellikle ilk aylarında. İşte sosyal çevrenizde 2023'ten bu yana başlamış bazı gelişmeler olabilir. İşte arkadaşlık ilişkilerinizde, arkadaş gruplarınızda genişlemeler olmuş olabilir. Yeni tanışmalar olmuş olabilir. Arkadaşlarla, sosyal çevrenizden maddi manevi destekler alıyor olabilirsiniz. Belki yeni bir işe başladığınız 2023'te çalışma hayatınızda aldığınız gelirlerin artması, İşte burada gelişmeler olabilir ki bu yıl burada daha da fazla artışlar olabilir. Özellikle kariyerden gelen kazançlar anlamında bir güçlenme hissedebilirsiniz. Ocak ve Şubat ayında Jüpiter'in Satürn'le de olumlu açıları olduğu için iş, gelirler, kazançlar, kariyer, eğitim ve benzeri alanlarda güzel etkiler veriyor aslında size. Kendinizi iyi ifade etmeniz, işte üstlerinizin dikkatini çekmeniz, sosyal başarılar, toplumda başarı, yani alkış almanız, bir şekilde takdir edilmeniz, tüm bunları yılbaşından itibaren daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Nisan ayında Jüpiter'in Uranüs'le birleşimi var. Bu biraz daha hızlı ve sürpriz gelişmeler getirebilir. Bir ikramiye gibi, işte beklenmedik bir parasal kazanç gibi ya da çok ilginç bir tanışma, hayatınıza girecek çok etkili bir arkadaşlık ve benzeri konularda da önemli tesirler getirebilir. 25 Mayıs'tan sonra Jüpiter İkizler Burcu'na geçecek. 12. evinize gelecek. Bu biraz daha geri planda bir alan. Ancak 12. ev Jüpiter'i iyidir aslında. Çünkü yani çok burada verimsiz değildir. Kendi evidir çünkü 12. ev. 12. evde daha çok sizi biraz hani içe yönelişler, manevi derinleşmeler,
işte ruhsal arayışlar, entelektüel ve kültürel gelişimler anlamında destekleyebilir. Zaman zaman şöyle bir kendi iç dünyanıza yönelmeniz, inzivaya çekilmeniz, hayatta manevi arayışlarınızın artması, herhangi bir konuda kendinizi geliştirmek için daha fazla belki okumanız, araştırmanız bunları destekleyebilir. Yurt dışı ve yabancı ülkelerle de ilgili, mesela seyahatler ve yabancı ülkelerle ilgili de daha fazla destek getirebilir. 12. evdeki bir Jüpiter geçişi. Satürn'e baktığımızda yıl boyunca Satürn balık burcunda. Bunu zaten geçtiğimiz yıldan itibaren deneyimlemeye başladık. Balıktaki bir Satürn size güzel açıda, aslında su elementinde olduğu için 9. evinizde. Tabii ki bu Satürn, yani Satürn olan yerde biraz böyle iş var, sorumluluk var, yorulma var. Hangi alanlarda yorulabilirsiniz? İşte kendinizi geliştirme anlamında, eğitim anlamında. Öğrenci yengeçler için işte üniversite eğitimi olabilir, bir kursa başlamak olabilir, eğitim alanında çalışmak olabilir. Burada özellikle akademik çalışmalarda biraz efor sarf etmeniz gerekiyor. İşle ilgili yapılandırmalar, eğitim, turizm, seyahatler, hukuksal işler, yurt dışı bağlantılı işler, medya, internet, sosyal medya üzerindeki işler, yapılandırmalar anlamında aslında Satürn size güzel destekler verecek. Jüpiter'le de güzel anlaştığı, özellikle Ocak ayını, Şubat ayını burada daha iyi değerlendirebilirsiniz tabii ki. Bu yıl biraz iş için seyahatleriniz olabilir. Seyahatler olabilir ama daha çok iş için olabilir. Zaman zaman yurt dışı konularında, uluslararası alanlarda biraz gecikmeler, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşte bir vizenin çıkmaması gibi ya da işte bir buralarda bazı gecikmeler, seyahatlerde ertelemeler, sorunlar, yurt dışı işlerinizde biraz belki sizi kısıtlayacak ya da baskı yaratacak koşullar olabilir. Bu konularda da ihmalkar olmamak gerekiyor. Daha dikkatli ve temkinli olmak gerekiyor. Plüto Kova burcuna geçişini yapmıştı biliyorsunuz geçtiğimiz yıl. Bu yıl 20 Ocak'ta tekrar bir Kova burcuna gelecek. Zaten uzun süreli bir transit olduğu için bu ağır ağır ilerliyor. Aslında jenerasyon gezegeni Plüto 20 yıl kalacak Kova burcunda. Bu yıl 1 Eylül ile 19 Kasım aralığında kısa bir süre tekrar Oğlak burcuna dönecek. Ama 20 Ocak'tan itibaren Kova burcunda olacak. Şimdi Plüto'nun Kova burcunda olması 8. ev konularınıza uzun vadeli bir şekilde daha dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Buralarda uzun vadeli yapılandırmalar, özellikle para ve hisseli paralar, finansal paylaşımlar, işte eşinizin kaynakları, borç alacak konuları, kredi konuları ve benzeri alanlarda temkinli, daha belki dikkatli olmanız gereken uzun süreli bir döngü bu. Bu yıl Plüton'un Mars'la bir kavuşumu var 14 Şubat ve yakınlarında. Borçlanma konularına dikkat edelim. Burada bir sıkıntı olabilir ya da bir baskı olabilir. Finansla ilgili alanlarda özellikle. Haziran'ın ilk günlerinde ise biraz daha rahatlatıcı olabilir. Çünkü bu sefer Plüto İkizler Burcu'ndaki Jüpiter'le olumlu bir açı yapacak. Hani finansal bir sorunu çözmek, hani burada bir açılım olması ya da bir güzel bir haber almanız, ticari anlamda beklediğiniz bir yatırım da olabilir. Hani buralarda belki bir miras konusu, sigorta konusu ya da bir hani çözüm bekleyen bir parasal konunuz var. Hani burada hukuksal bir sürecin daha hızlı ilerlemesi ve çözüm üretmeniz gibi olumlu etkiler de alabilirsiniz. 18 Eylül'de 25 derece balık burcundaki ay tutulması. Bu tutulma 9. evinizde ama Neptün ve Satürn etkisi var. Bu özellikle yurt dışı konuları, uluslararası konular, akademik çalışma, belki hukuksal bir işiniz biraz dikkat gerektiriyor. Çünkü kendi içinde belirli bir sorumluluklarla yüzleşme, işte biraz daha sizi zorlayabilecek koşullar olabilir. Tabii ki kişisel haritanıza göre etkiler değişebilir. Bu bir hayalinize kavuşmanız, uzun süredir uğraştığınız bir işi sonuçlandırmanız, hani belki aylardır, yıllardır beklediğiniz belki bir yurt dışı oturumu ve benzeri alanda işte bir sonuç almanız ya da bir işte uzun yıllardır devam eden bir eğitimi tamamlamanız, hani bir davayı sonuçlandırmanız, hukuksal bir sonuç almanız gibi de çalışabilir tabii ki sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.